28. soruyla devam ediyorum. Starling hipoteziyle ilgili bir soru. Yani arkadaşlar, doku sıvısıyla kan arasındaki madde alışverişini anlatan bir grafik. Bu kılcal damarın K ve L bölümleriyle ilgili hangisi doğrudur demiş. Arkadaşlar, K kısmı bakın basıncın da fazla olduğu kısım atar damar. Basınç bakın L'ye doğru azalıyor. Bu kısımda toplar damar ucu. O zaman K atar damar, L toplar damar ucudur. Doğrudur. Birinci öncülümüz doğru. K'dan doku sıvısına ve doku sıvısından da L'ye madde geçişi olur. Evet, K kısmında kandaki maddeler doku sıvısına geçerken L kısmında, yani toplar damar ucunda da doku sıvısından tekrar kana geri dönüş oluyor demiştik. Bunda basıncın etkisinin olduğunu söylemiştik. Mesela K kısmında kan basıncı ozmotik basınçtan fazla olduğu için kandan doku sıvısına geçiyor. Ama L kısmına geldiğimizde de bu sefer ozmotik basınç kan basıncından fazla. Çünkü L kısmında toplar damar ucunda kan basıncı azalmış. Ozmotik basınç çekme kuvveti arkadaşlar kan basıncından fazla olduğu için ne oluyor? Doku sıvısındaki sıvı tekrar kan damarın içerisine geri dönüş yapıyor. Yani ikinci öncülümüz doğrudur. Üçüncü öncüle bakarsak, ozmotik basınç düşer ve kan basıncı artarsa, yani K kısmından bahsetmiş, hücreler arasında doku sıvısı artar. Evet, yani biz burada ozmotik basıncı biraz daha düşürürsek, kan basıncı biraz daha artarsa, o zaman kan basıncının artması ve ozmotik basıncının